Merhabalar. Ben Nilay Akgün Akan. Dijital ses reklamcılığı ve güncel gelişmeler ışığında podcast reklamları hakkında bildiri sunmak istiyorum. Ee, kısaca radyo ile başlayan sesin kullanımı, gelişen teknolojiler ve değişen yöntemler tüketicilerin günlük yaşam pratiklerinde, dijitalize olan günlük yaşam pratiklerinde her geçen gün artan bilgiyi yerine almaktadır. Ee, dolayısıyla da insanların kolaylıkla canlı yayın radyosuna ulaşabilmesi, telefonlarına hemen müzik indirebilmeleri, çeşitli platformları çok seri bir şekilde kullanabilmeleri, yani teknolojik gelişmeler bu olanı artırmıştır. Ee, markalar açısından ise bu kaliteli içerik ortamının sağlanması ve video reklamlarına göre düşük maliyet sunması büyük bir avantaj olarak görülmektedir. Bu bağlamda çalışmada e, dijital ses reklamcılığın gelişimi ve en önemli uygulamalarından biri olan podcast reklamcılığı hakkında bilgi aktarımı sağlanacak. Podcast reklamcılık örnekleri incelenecektir. E, hem sektörel hem akademik araştırmalarda çok yeni bir alan olduğu için podcast dijital ses reklamcılığı ve podcast reklamları bu anlamda kaynak temel teşkil edeceğini düşünmekteyim. Eee pazar araştırmasına bakıldığında Türkiye'de radyo kullanımı %66.9'dur. Eee ve ciddi bir oranda hala radyo kullanımı devam etmektedir. Bu çeşitli aygıtlı, cihazlar sayesinde olabilmektedir biraz önce bahsettiğimiz üzere. Ama bunlara ilaveten bildiklerimize ilaveten e, akıllı hoparlörlerin ve oyun konsollarında eklenmesi bu dijital ses rek ortamına ulaşımı daha da kolaylaştırıyor ve dolayısıyla da reklamcıların da ilgisini çekiyor. Bundaki en önemli avantajlardan birisi de maliyetten sonraki çalışırken tüketmenin rahatlığıdır. çalışırken dinleyebilmek ve bu yayın ürünlerini tüketebilmek, büyük avantaj sağlamakta ve bu ilgiyi daha da artırmaktadır. Ee, Türkiye'de çeşitli platformlardan bu dinlenebilmektedir. Biraz önce bahsettiğimiz cihazlardan. Ama bunlara e, ilaveten işte sosyal paylaşım platformlarının eklenmesi, Ardından işte Netflix, Spotify gibi e, alanların e, eklenmesi e, artırmıştır. bu buna olan olan ilki daha da artırmıştır. E, en basit anlatımıyla e, bir web sayfası aracılığıyla e, yayılan, dağıtılan, bilgisayarda e, ya da taşınabilir cihazlarda depolanabilen ses kayıt dosyalarıdır. E, ancak hani ortam olarak bakıldığında e, ironinin, kahkahanın, alayın, e, çeşitli sohbetlerin yer alabildiği, günlük sosyal etkileşimlerin olabildiği ve farklılıkla devam eden akışkan ve tartışmalı ortamlarında yer alabildiği bir e, ortam sunmaktadır. Bu anlamda da markalar için kendi kimliklerine uygun oldukları takdirde çok önemli görülmektedir. E, en önemli katkıyı tabii bu platformların dışarısında iTunes sağlamıştır. Bir Hatta bir buçuk milyara yakın olan e, abone sayısıyla podcastlerin açılımı sayesinde e, büyük bir gelişim sağlanmıştır. E ee, bu da dediğim gibi markalar açısından önemlidir ve mor markaların e, kendilerini e, ifade ettikleri doğru kişiyle çalışmaları, doğru ortamla, doğru yayınla çalışmaları tak sağlandığı takdirde önemli bir hedef kitle sağlamaktadır. Yani sınırlaması sağlamaktadır. Ee, diğer katkılardan biri pe tabii bir pandemiye katkı demek doğru olmasa da e, 2019 yılında yaşanan pandemi süreciyle birlikte hani insanların yaşam alanlarının değişmesiyle e, podcast'lara olan ilgi ve yayınına olan da tabii ki ilgi artmış. Bu da reklam üzerinde dikkatini çekmiştir. Burada da yıllar itibariyle artan e, dinleyici sayıları görülmektedir. E, e, 2021 yılında 144 milyonken 2022 yılında 177 milyona yükselmiş olan bir grafiği vardır bunların. Ee, Türkiye Dijital Ses Reklam Ajansları da 2021 yılı itibariyle kurulmaya başlanmıştır. Yani e, bu o reklamın ne kadar spesifik ve özel bir yalanı gerektirdiğini anlatıyor. Yani herhangi bir reklam ajansıyla içerisinde çalışırken artık dijital ses reklam ajansları adı altında e, butik ajanslar kurulmaya başlanmıştır. E, çeşitli türleri vardır podcast reklamcılığının. E, röportaj, sohbet, özür dilerim pod, podcast yayınlarının bilgi içerikli, konuksuz yayın, yani solo, kurgusal veya kurgusal olmayan hikaye anlatımı gibi alanları vardır. E, ama e, yapılan araştırmaya göre kaynaklar tarafından röportaj solo kurgusal olmayan ve kurgusal ol, olan başta olmak üzere diğerleri sıralanmaktadır. E, bir diğer katkı da yani hem ilginin artışını gösteren bir gösterge hem de e, katkı sağlıyor podcast e, reklamcılığının geçmesi Google gibi reklam paylaşım yani reklam verme e, sayfasının e, manager yönetim arayüzünün işte rahatlıkla reklam verebilecek şekilde düzenlenmesi bunu içeriyor. 2021 yılında bu düzenlemeyi yaptılar ee, ve e, hani biraz reklamla ilgilenen herhangi birisi girip rahatlıkla kendi reklamını verebilsin şeklinde düzenlendi. Hani bu hem bir katkı sağlıyor hem ilginin de nasıl artırdığını e, arttığını gösteriyor. E, Biraz önce anlattığımız sebeplerin dışarısında bakıldığında da e, podcast yayın dinleyiciyle güçlü bir bağ kurar. Çünkü takip ediliyordur ve de bir çok önemli ilgi alanına göre dinleniyordur. E, artı sadık, bu sadık olmasının dışında eğitim seviyesi yüksek bir kitledir. E, ve ilgilidir, alakalıdır, meraklıdır, öğrenmeye meraklıdır. E, dolayısıyla da dijital, bir de dijital diğer reklam türlerine göre daha az rahatsız edici reklam verildiği zaman. Yani reklamı geç... Deme imkanı yoktur. Bu reklamcı açısından avantajdır reklamı e, geç deme ihtiyacı da yoktur. İrite etmediği için bu da tüketici açısından bir avantajdır. Böyle bir alanda yer aldığı için bitkide zaten artmaktadır. E, şimdi genel olarak e, örneklere bakıldığında ise ee, çeşitli yöntemler modeller vardır hani bunlar çok çok daha fazlası var ama en genel olanıyla bahsedeceğiz birincisi bunlardan e, sunar sundu modeli şu tarafından yapılan program işte sunar ya da işte en sonunda sundu şeklinde markaların e, içeriğine göre e, sunum yapılır bunun örneğine bakıldığında umarım yayında sıkıntı yaşamam ya da reklamla karşılaşmam e, özür dilerim Evet farklı bir yerden açmak durumunda kaldım. Bir örnek bu sunar modeline ilişkin. BMW bir günce basla yolculuğun hikayesini sunar. Diğer bir reklam modeli sunar sundu modelinin dışında diğer bir reklam modeli ise native advertorial olarak geçer. Burada kanal seçim yine çok önemlidir. Sizin yapmış olduğunuz işte seçtiğiniz podcast yayın çok önemlidir. Çünkü marka kişiliğinizle örtüşmesi gerekmektedir. Burada reklam daha doğal bir ortamda verilir. Yani reklam diğer gibi hani sunar sundu da olduğu gibi net bir şekilde değildir. Ya da araya giren direkt değil daha doğal bir e, reklam olduğu daha belirgin zaten native reklamcılığın özelliği budur. E, burada da bu şekilde kullanılmaktadır. Bu anlamda da zaten reklamı çok rahatsız etmediği bir alanda bir de bunun kullanımı gerçekten o hedef kitleyi e, etkilemesi bağlamında çok daha önemli olmaktadır. E, burada da bu yayını açmaya çalışacağım şimdi hemen diğer bir örnekte şimdi duyacağımız gibi Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı Podcast serimi hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insan. Yani burada gördüğünüz gibi görsel hani eğer böyle bir ortamdan dinleyecekseniz, buna görsellik de ekleniyor, yazı da ekleniyor. Bu da Melez yayıncılık adı altında e, kullanılabiliyor, ama asıl esas olan tabii ki ses. Onlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum yazar Latife Tekin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nilay. Birlikte Storytel ofisindeyiz ve şimdi... Aynen bu şekilde. Birlikte Storytel ofisindeyiz ve şimdi diyerek devam ediyorlar. Hemen geçiyorum. Ve bu da doğal bir akışta, doğal bir sunumla anlatılan bir reklam türü. Podcast reklamcılığında. Ee, diğer bir reklam modeli ise tamamen kurgusal olan, kurgusal bir reklam içeren, e, özür dilerim kurgusal reklam değil, kurgusal bir yayın içeren, Ya yani bir dizi, radyo tiyatrosu gibi olan e, bir e, dizinin hazırlandığı reklam podcast türleri. E, burası da dediğim gibi yine e, reklam yine sunar sundu modeline yakın oluyor ama hani kurgusal bir içeriğin e, dizinin e, takibine e, sponsor gibi işte reklam verme üzerinden e, yapılıyor. Bu bağlamda da yine dediğim gibi istediğiniz o hedef kitle zaten kişiselleştirme çok önemli. E, gitgide özellikle o, hani hedef kitlenin e, son derece spesifik ve de sizin ihtiyacınıza önemli olması önemli. Yani şimdi eskisi gibi ne kadar çok insan duyarsa duysun mantığından ne kadar az olursa olsun ama benim Benimle ilgili olsun mantığına dönüldüğü için bu bağlamda podcast önemli bir e, sınırlama sağlamaktadır. E, bu da kurguya örnek olarak, kurgusal bir diziye örnek olarak verilmiştir. Hemen açıyorum onu da. Evet, devam ediyoruz. Bu da e, kurgusal olarak hazırlanmış bir diziye örnek ve reklamı. Gördüğünüz gibi yine görsellik eklenebiliyor. BMW i3 geleceğe dönüşüm başlıyor. Aydınlık Geleceğin Otomobili BMW i3 karanlık bölgeyi sunar. Kafan ne kadar karışık olursa olsun Yandex Navigasyon'un varsa kaybolman imkansız. Yandex Navigasyon karanlık bölgeyi sunar. Gibi. Ee, bu şekilde çeşitli örneklerle hem podcast reklamları e, podcast e, örnekleri hem gördüklerimiz hem de bunlara verilen reklam e, örnekleri aralarda da olabiliyor. Özellikle bir bölüm e, bonus bölüm olarak yayınlanıyor ve sırf ona özel oluyor. Yani işte bu e, seriden bu bölümkü e, bu bu seferki yayınımız işte Akbank üzerine, Akbank sponsorluğunda, Akbank yayını üzerine ya da onun ürünleri üzerine olabiliyor. öyle birleştirme şeklinde sırf bir bölümü de reklama ayırmak şeklinde yapılabiliyor. Dediğimiz gibi çeşitli avantajları var. Bu bağlamda da gitgide artan şekilde ilgi duyuluyor. Araştırmalara insanların tüketici alışkanlıklarına yansıması nasıl oluyor? Satın almayı nasıl etkiliyor? İnsanların işte o iritasyon durumunun nasıl geliştiğinde incelenmesi bu reklamcılığın e, yönelimini anlamak açısından önemli olacağını düşünüyorum. E, sesin gücü tüketiciler tarafından, mobil telefondan çeşitli araçlarda zaten e, fark ediliyor ve bu yöne doğru kaymaktadır. E, reklam dünyasının gelenekselden dijitale, tema odaklı bağımsız yayınlardan, e, ba tema odaklı bağımsız yayınlara evreldi. Yani geleneksel dijital, e, gelenekselden dijitale, e, genel yayınlardan tema odaklı yayınlara evrildiği bir süreçte podcast kullanımı da son derece artmaktadır ve e, doğrudan erişim imkanı sunmaktadır gelişen teknolojiler. Markalar cephesinde ise podcast doğrudan hedef kitleye uygun olan dinleyicilere yeni bir alanda reklamcılığı ajansları kuru, yeni bir alanda reklam mesajlarını iletilebilme fırsatı sunmaktadır. Bu bağlamda yeni dijital ses reklamcılığı ajansları kurmakta ve reklamcılığın Önem verdiği bir alan olmaktadır. Podcast özellikle içeriğin kral olduğu, ya yani böyle bir ifade var çünkü içerik kraldır. Bu süreçte markaların kendi içeriğini üretebildiği ve hedef kitlerini bu içeriği doğrudan ulaştırabildiği bir mecra haline gelmektedir. Ses ile birlikte artan dinleme deneyimi bu alanda içerik pazarlamasına mümkün kılan podcastlerin de önünü açmaktadır. E, ve bu sayede gitgide gelişmektedir. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, Hoşçakalın.